Belki şöyle bir çay içebilirim. Bir güzel demli bir çay içeyim de atıvereyim yorgunluğumu. Selamünaleyküm. Lütfen rahatsız olmayın. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya, şöyle oturun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bir çay size zahmet. Çorap örüyorsunuz. Evet, çorap örüyoruz. Kaç ters bir düz? Ya şimdi şöyle, topuklar düz oluyor. Bunlar rengine, ipine, desenlerine göre değişiyor. İki düz. Hepsi düz oluyor. Renklerine göre ipler kırmızı, beyaz, yeşil. Hepsi Allah rahmet eylesin. Rahmetli babaannem evet. Örerdi. Böyle değişik tığlar. Evet. Üç tığlı değil mi bu? Beş tığ. Evet. Beş tığlısını bilmiyorum. Üç tığlı. Bizim bunlar beş tığlı. Örülüyor. İşte. Erkekler mi örer kahvede? Erkekler. Evet. Ama enteresan böyle bizim gördüğümüz köylerde kahvede erkekler oturur çay içerler. Kadınlar hem tarlada çalışırlar hem bunları örerler, her işi yaparlar. Evet. Şimdi bizim bunlar dedelerimizden bir gelenek kalan meslek yani dedelerimizin mesleği. Siz bunu kaç yaşında öğrendiniz? Bunlar biz 7 yaşında, 5 yaşında hep öğrendik. Daha ufakken? Evet. Zor mudur bunu öğrenmesi, hayır, örmesi? Hayır, kolay. Ben başlasam ne kadar zamanda örmeye başlarım? Ya şimdi şu kısmını makinede örüyoruz. He. Şu lastiklerini makinede yapıyoruz. Sadece topuklar. Burunları elde yapıyoruz. Bu çorabın özel bir adı var mı? Evet, yün çorap oluyor bu. Yün çorap? Evet. Siz örüyor musunuz efendim? Evet, öreriz. Niye çalışmıyorsunuz? Hayat böyle. Otur sen, neşene bak. Sırtımı döndüm, kusura bakma. Benim hayvanlar var, onlara bakmaktan bunu mücadele yapamıyorum bunlarla. Nasıl, hayvanlar yüzünden mi vakit bulamıyorsun? Tabii, biz yapamayız. Olmaz ama böyle. Biri örer, biri bakar. O olmuyor işte. Evet, herkesin ayrı bir zanaatı var ama. Problem ondan çıkar. Ben örebilsem hiç boş bırakmazdım. Tamam. Örerdim öyle. Oturmazdım öyle aylak aylak ama sen bilirsin tabii. Şu amcamın yanına bir geçi vereyim ben bari. Dayıcım nasılsın? İyiyim. Kolay gelsin. Allah'ım. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, sefa gördük. Maşallah eli de hızlı. Ya. Hızlı valla. Yaş kaç? 85. Kaç? 85. Hay maşallah. Allah nazardan saklasın. Allah uzun ömür versin. Amin amin. 85. Ya. Gözlük mözlük hiçbir şey yok maşallah. Yok. Hem elinde 5 tane tığ hem de sen tığ gibisin. Ya böyle. Tığlar bir araya gelmiş amcacığım. İki tığlar bir yere geldi. Kaç yıldır örüyorsun bunu? 85 yıldır öğren. Hadi canım doğar doğmaz örmeye başlamadın sen de şimdi. Daha ınga demeden çorap örmeye mi başladın? Dayıcım sen de ya. Al. 85 yıldır örüyormuş. Yaş kaç 85? Inga hemen çok. Olmaz öyle. Kaç yaşında öğrendin? 7 yaşında öğrendim. 7 yaşından beri? Örerim. 1000 tane çorap örmüş müsündür dayı? Ördüm o. Ne yapıyorsunuz bunları satıyor musunuz? Satıyoruz ama değer yok o. Kaç paradan gidiyor dayı? 1,5 milyon. Kaç günde örüyorsun bunu? Kaç? 2 günde örerim. 2 günde 1,5 milyon. Örmeye 7,5 milyon. Bir de 750 bin. Bir de masrafı var bunun. İpler var, falan var. Pahalıdır. Pahalı 5 milyon. İpi 5 milyon. Kaç çorap çıkıyor bir ipten? 10 çift çıkar. 10 çorap çıkıyor. Hesap et. 10 çift. Evet. Çorap 20 adet çıkıyor. Ama şimdi para kazanmıyor. Sizinki böyle evet. Desenli. Desenli. Peki evde televizyon seyrederken de örer misiniz? Evet. Hem televizyon seyrediyoruz hem işimizi yapıyoruz hem de ölüyoruz. Çay götürdün mü hanıma? Hanıma o kadar da değil canım, o kadar da çaya hizmet edemeyiz yani. Ben sadece çorabımı örerim. He tabii. Çayım işimizi... ayağıma he. Gelir diyorsun. Hanımlar yani. Getirir. sizin babanız da Allah rahmet eylesin örer miydi? Örerdi, onlardan öğrendik. Babamızdan, annemizden. Dedenizi hatırlıyorsunuz? Dedemizden. Dede de örerdi. Örerdi. Buradan kaba bir hesapla en az 150-200 yıldır bu köyde çorap örülüyor. Örülür. Daha öncesi evet. Var mıdır acaba? Öncesini bilmiyoruz artık. Belki de 300 senedir, 400 senedir bu köyde çorap örüyor. Bilmiyoruz. Kadınlar mı daha iyi örer bu çorabı, siz mi daha iyi örersiniz? Kadınlar daha iyi örer. Niye, siz beceremiyor musunuz o kadar? Kadınların elleri çabuk. Biz ellerimiz yavaş. Sen tarla işini yap, bahçeyle uğraş, gel bir de çorap. Ya. O incelik olmuyor tabii. Size de kolay gelsin. Bir şöyle yer değişelim. Sen maşallah. Hoş geldin. İsim nedir? İhsan Filiz. İhsan Bey.
Evet. Size acaba jet ihsan diyorlar mı buralarda? Yok öyle bir şey. Gördüğüm kadarıyla çok hızlısınız. Yok bakma böyle gördüm ben. Kolay mı bu iş? Kolay olan bir şey yok ki. Zor mudur? Ya bizim bu dededen kalma bu. Memleketimizden gelme bu. Peki bir gençlerden siz babanızdan gördünüz, dedenizden gördünüz bu geleneği devam ettiriyorsunuz. Ettiriyoruz ama şimdi gençler ölmez. Şimdi gençler ölmez. Niye? Ölmez. Şey mi diyor, kadın işi mi diyor gençler? Ya şimdi... Konduramıyor mu kendine? Dünya değişti, onlar da değişti tabii haliyle. Bizim zamanımızda mesela ben 13 yaşındayken geldim kahvede örüyordum bunu ben. Kahvede böyle herkes çorabını örer. 7'de 70 örer bizde zaten. Bugün 6 yaşındaki çocuğa ver, o bile örer bunu yani. Var mı 6 yaşında öğrenci? 6-7 yaşında öğrenen çocuklar var. Sen ne oldu? Ben abdest değiştirdim. Nasıl abdest? Desenliği bıraktım, düze başladık. Ne oldu? Desenliği zor oluyor, Kadınlar yapacağı iş oluyor. Bayanlar yapıyor. Değil mi desen? Evet. Ne oldu, beceremedin mi? Onu bayanlar yapıyor. Nasıl bayanlar yapıyor? Tabii o erkekler... Bayanlara top atma abiciğim. Yok top atma değil, erkekler mi şimdi? Erkek desenli olmuyor. Delikanlı gibi de ki beceremedim, yapamadım. Tamam yapamadık. İhsan abi daha iyi biliyor. Oo helal Allah. Eyvallah. Bir şey demedik. Gözümün üstünde... Kabul ettik. Kaç tanesi? De ki benim 85 yaşındaki amcam benden usta de. Biz onların yanında çırağız de. Onun örneğini ben nasıl yapayım de. Tamam bir şey demeyeyim ama öyle kadınları yapalım. Geçeceğim abi. Efendim biz boşu boşuna bir insana jet lakabı takmayız. Jet İhsan abim hakikaten hızlı jet gibi bitirdi neredeyse. Valla kusura bakmayın hepinizden hızlı. Buna Antep'te ne diyorlar biliyor musunuz? Keyifsizlik keyfiz, karayarı diyorlar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Ne şanslı kadınlarsınız siz böyle? Söyleyeyim nasıl şanslı olduğunuzu. Erkekler kahvede el işi örsünler, çorap örsünler. Siz burada keyif çatın. Erkekler ölmez ki şimdi. Tamam peşime öyle erkekler. Maaş yapalı öyle. Nasıl maaş? Tabii dalga geçerler öyle. Kimle dalga geçiyor? İyiler ölmez onlar peşime öyle erkekler. Kalan bozdu başıma zaten. Başını da geçtin ya. Bilmem mi kovma abi. Ne oldu yardım edelim yapacak bir şey varsa. Tamam. Var mı gelin çoluk çocuk? Üç tane oğlan var. Gelin iki tane bak. Gelinler mi kafanı? Gelinler bozdu tabii. Niye bozuyorlar kafanı? Dinlemezler. Nasıl dinlemezler ya? Kaynana dinlenmez mi? Konuşmak yok tamam. İyi. Dövseydin mi ben? Efendim Tahtakale'deyiz ama İstanbul değil, Bursa Tahtakale. Nereden bileceksiniz? Plaka 16. Bursa Tahtakale'deyiz. Köylü pazarına gidiyoruz. Köylü pazarının özelliği de şu. Hakikaten köyden gelen insanlar muamillerini bu pazarda satıyorlar. Meşhur Bursa çileği bu mudur? Evet. Nereden geliyor bu? Bu İnegöl'den geldi. İnegöl. O zaman meşhur İnegöl çileği olur. Biz Bursa şimdi, çileği diyoruz. Bursa İnegöl yani bu aynı muhitin çileği. Diğer çileklerden farkı nedir? Farkı daha geçerli bunlar. Daha lezzetli, kokulu. Kokusu şey mesela. Akabeyiz bir tanesini. Efendim tabii. Ne demek? Tabii. Marketlerden çilek alıyorsunuz. Afiyet olsun tabii ki alacaksınız ama. Tabii. Bu koku sanki bu koku lezzetini henüz bilmiyorsun. Öncelikle kokusu çok güzel. Mis gibi çilek kokuyor. Çok özür diliyorum hepinizden. Ben sizler adına ama burada hizmet açı için yoksa çilek yemeye bayıldığımdan değil sevgili seyircilerimiz. Sadece izlenimlerimi sizinle paylaşabilmek için diyorum. Yoksa çilek yemeye can attığımdan falan değil yani. Olay budur. Evet. Çilek olayı budur. Evet. Şurada bir ablamız oturmuş. Acaba ne yapıyor? Kolay gelsin efendim. Yok. Aman ya ne olacak? Ne yapıyorsun? Ya? Yok. Senin ne yaptın anlatıyor deve diyor. Sen anlat diye. Ablam ne yapıyorsun? Kekik. Köyden toplamış. Tamam. Burada da işte hem temizliyor hem satıyor yani. Nasıl temizleniyor ablacığım? Bir görebilir miyiz onu biz acaba? Bu dağdan aldığımız kekik.
Dağdan aldım. Bir tanesini gösterelim. Bu kekik nasıl temizleniyor? Bunun buralarını, uçlarını alıyoruz yani. Buralar yarıyor. Şu kısmı mı yarıyor? Ha, bu kısmı yarıyor. Bunları çöpüyoruz yani. Şudur. Kekik bu. Kekik. Kurutuyorlar daha kekiği bu. Bunu kurutuyorlar mı? Kurutuyoruz. Mis gibi kekik. Kurutuyor. Mis gibi daha kekiği bu. Bunun kilosu ne kadar? Kilosu? 20 milyon. Havada kapıyor bunlar da. Ne yemi bu teyzeciğim? Bunlar civciv yemi. Bunlar ördek mi? Ördek. Ördek yavrusu. Hı hı. Kaç paradan satıyorsun bunu? 5. 5 milyondan. 5 en son kaçı olur? 5 milyondan aşağı olmaz. Niye ya? Sen de hiç pazarlık yapma. Yani 4900 desek olmuyor mu? Olmaz. Yani? Olmuyor. 99 desek olmaz. Yaman pazarlık edermişim be teyzem benim. Ya. Bunlar bak, siz mi elde ediyorsunuz yavrum? Biz çıkardık onları. Bir tanesine bakalım. Bunlar kaç günlük? Bunlar bir haftalık. Bir haftalık ördek yavrusu. Bunlar dudak yer mi? Ayakları perdeli. Kim alıyor bunları teyzeciğim? Komşular hepsi alır. Ne yapıyorlar? Erzeden alan alır. Ne yapıyor bunu? Büyütüyor, besliyor, kesiyor, yiyor. Tövbe tövbe. Ne yapacak? Yazık buna kıyılır mı ya teyzeciğim? Onlar yemek için büyüyor. Bunlar şey mi, yemelik mi yani? Yemelik. Eti için mi besliyorsunuz siz? Lezzetli olur mu ördek eti? Çok güzel olur. Ya bu kadar yavrulara bakınca da bunların etinden, yemesinden bahsetmek... Onlar böyle böyle koca koca böyle olur. Bunların bir cinsi var mı? Var. Mesela yeşil başlı... Bunlardan yok. Bunlar ne ördeği? Bunlar beyaz. Beyaz mı olacak bunlar? Gaz yavrusu gibi olur bunlar. Gaz yavrusu da satıyor musun? Ha, bunları getirme. Gaz biraz aksi oluyor değil mi? Ha, aksi oluyor. Hiç gagaladı mı? Beni gagaladı köyde kaz. Boğulmuş kaz. Boğuladı. Dilini çıkardı. Yavrularını mı bir şey yaptım ben? Yavrularını mı seviyordum ufaktım o zaman? Tamam. Çıkardı dilini bayağı bir koşturdu. Kovalamıştır seni. Isırır bir de yakalayıp ısırır. Yakalasaydı ısırırdı Medine Hanım. Siz, Medine Hanım. Medine Hanım affedersin. Ay. Affedersin. Affedersin Medine Hanım. Medine diyorsun. Medine bakma, değil. Bak, Medine Hanım diyeceksin. Medine ol canım sen de bundan yok, sonra Medine Hanım ol. Ne olacak? Yavuz kağıdımda Medine yazıyor. Öyle mi? Bunlar köy yumurtası mı? Evet, köy yumurtası. Hakiki köy yumurtası. Hakiki köy yumurtası değil, onu da yalan söylemeyeyim. Çift sarılı bu. Çift sarılı nasıl oluyor? Çift sarılı iki sarı var. İki sarılı da yani bunu elde etmenin bir şeyi var mı mesela? Hani yok. Horozu ayrı mı besliyorsunuz? Çift sarılı nasıl oluyor? Ya horozsuz da olabiliyor mesela. Horozsuz yumurta olur mu? Ya kurtmaz lan. Şimdi kurt basıyor ya. Bu çıkmaz şimdi. Bu oluyor şimdi. Evet, çift sarılı yumurta. Evet, bunlar ne kadardan satıyorsunuz? 200. 200? Evet. 200. Gördüğünüz gibi diğer yumurtalardan evet. Daha ama iri. Ama çok güzel iki tane sarısı var. Kocaman kocaman iki tane sarısı var. 200 var mı sevgili arkadaşım? Yok kırabilirsin. Şimdi 200 kıracağız, kıracağız. Kır kır. Hayır hayır. Kır. Şeyde vardır ne? Ya karpuzcularda. He. Kan çıkmazsa para yok. He. Bağırırlar ya öyle. He. Kan çıkmazsa para yok. Kırmızı olacak ya illaki. Ya kır ya para vermesen de onu. Aa, olmaz, para olmaz, olmaz. Ya, kırın efendim. Ya parayı. Alalım efendim sizi. Olmaz, olmaz. Medine ablamız bu yumurtanın çift sarılı olduğunu iddia ediyor. Boşa gitmesin. Şuraya vur. Boşa gitmesin. Yere atmayalım ama. Yok mu bir? Ne? Bıçak verir mi? Bana bak. Bıçakla yumurta kesilir mi ablam? Sen bir poşete hani akmasın diye. Şimdi göreceğiz bakalım. Şunu siz lütfen tutunuz Medine Hanım efendiciğim. Ahali, bu yumurta çift sarılı mıdır? Çift sarılı. İddiamız bu. Görelim. Bakalım. Hakikaten çift sarılı. Çift sarılı mı? Bu ziyan olmasın. Bak. Tananananananan. Gördün mü? Hem de kocaman kocaman. Bak. Kocaman kocaman. Çift sarılı yumurta.
Ben yalan mı söyleyeceğim? Aşk olsun, aşk olsun. Biz seyircilerimize gösterelim evet. dedik bunu. Gördüğünüz gibi evet, yumurtamız çift sarılı. Evet. Bu yumurtayı... Hem de taze. Dalından kiraz. Burası, bu bir kiraz ağacı, bir saksı içerisinde ve kiraz dalından. Dayıcığım bunları nereden getiriyorsunuz? Ayıptır sorması. Bunlar serada yetişme, burada yalnız hormonsuz. Bu pazarın özelliği budur değil mi? Evet. Bursa'daki evet, köylü evet. pazarının en önemli özelliği. Köylü pazarının özelliği bunlar. Hormon buraya girmez. Peki. Erman hocamı davet ediyoruz o zaman biz buraya. Tabii. Hı? Tabii. Sen davet edeceksin. Erman hocam buyurun. Erman hoca orada değil. Hani kameraya bakarak. Tabii. Yani. Bu ara hormonla... Burada hormonlu meyve gelmez. Bunlar hep kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Tamamıyla. Burası zaten köylü pazar diye geçer. Peki bu bir şey duydum ben. Hormon dedikleri aslında bu ilaçmış. Hani meyveleri, sebzeleri yetiştirirlerken üzerlerine attıkları ilaçmış. Siz ilaç kullanmıyor musunuz da mı hormonsuz? Nedir hormon? Şimdi biz hayvan gübresiyle yetiştiririz. Pek zaten havamız temiz. Mahsul öyle bir sıkıntı içine girmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.